Oyun oynamak pek de ucuz bir hobi değil aslında. Bilgisayar oyunlarından bahsediyorum. Özellikle son dönemde ülkemizde gerek döviz kurlarındaki dalgalanmalar gerekse ek vergi yükleriyle daha da pahalı bir eğlence biçimine dönüşmüş durumda. Modern oyunları olması gerektiği kalitede yani RTX benzeri bir ışın izleme teknolojisi, HDR, yüksek çözünürlük ve kabul edilebilir, stabil bir FPS değeriyle oynayabilmek için bir bilgisayar toplamaya kalktığınızda sadece en ucuz ekran kartı için bile yüksek bir fiyatı ödemeyi göze almanız gerekiyor. Üstelik bu sadece RTX aktif etmek için gerekli olan en alt seçenek. Daha yüksek çözünürlük ve FPS değeri için rakamı yükseltmeye de hazır olmak lazım. İşlemci, RAM, SSD, anakart, kasa ve benzeri yan donanımlardan henüz eklemedim bile. 4K çözünürlükte yüksek yenileme hızına sahip ekranlar henüz erişilebilir seviyelerde olmadığı için 2K 144 Hz mi yoksa 4K 60 Hz mi seçimini yapmak da oyun severleri zorluyor. Sonrasında elbette oyun da almanız gerekiyor ki onların fiyatları da malum. Peki artık oyun oynayamayacak mıyız? <laughs> Merhaba ben Mahmut Karstoğlu. Ve merak etmeyin amacım sizi karamsarlığa sürüklemek değildi. Sadece akılcı seçimler yaparak doğru bileşenleri bir araya getirdiğinizde hala ışın izleme teknolojisine sahip olanlar dahil en yeni nesil oyunları uygun maliyetlere oynayabileceğinizin mümkün olduğunu anlatmak istiyorum. Biz çipte bu şekilde özellikle yeni nesil oyunları incelemek için en son alternatifleri seçip sistemimizi yeniledik. Ve bunun oyun oynamak için çok büyük paralar dökmek istemeyen siz takipçilerimizin de sorunlarına çözüm olacağını eminiz. Ek vergilere rağmen yeni nesil oyunları oynamak için konsollar hala en ekonomik çözüm. Sadece ekran kartı fiyatına bir konsol almak mümkün. Microsoft'un en güçlü seçeneği Series X ve Sony'nin PlayStation 5 modelinin resmi satış fiyatları 7500 lira. Ancak Sony tarafında stok sıkıntısı yüzünden içinde bulunduğumuz günlerde ne yazık ki ürün bulmak dolayısıyla da bu fiyatlardan alışveriş çok mümkün olmuyor. Şu an kara borsada PlayStation 5'in fiyatları 8500 lira ile 10.000 lira arasında değişiyor. Microsoft tarafında ise Xbox Series X ise hala bulunabiliyor ve 6700 liraya kadar cazip fiyatlarla şu an satın almak mümkün. Bu noktada aslında Xbox Series X fiyat avantajı ve nispeten daha güçlü bir konsol olması nedeniyle çok iyi bir seçenek. Ama konsolun tam gücünü göstermesi için bütçenize 4K'da 120 Hz verebilecek bir monitör ya da TV fiyatı da eklememiz gerekiyor ki bu da toplam maliyet açısından başta belirttiğimiz kriterlere pek uygun değil. Yüksek yenileme hızlarından vazgeçmemek için daha uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alan 2K monitörlerin daha popüler seçenekler olduğundan bahsetmiştik. Biz de 2K'yı hedefledik ve dolayısıyla konsolların da daha uygun fiyatlı olan seçeneklerine yöneldik. PlayStation'ın tüm modelleri 4K ancak Blu-ray sürücü içermeyen dijital sürümü 6000 TL gibi fiyat etiketlerine satın alınabiliyor. Bu noktada Xbox Series S 3700 liralık fiyatıyla gerçekten çok iyi bir seçenek. Elbette Series X ya da PlayStation 5 kadar işlem gücü sunmuyor. Ama 2K'da 120 FPS verebilecek kadar güçlü. Üstelik yeni neslin ışın izleme ve hızlı SSD dahil tüm güçlü özelliklerini de içeriyor. Sadece 1TB değil 512 GB SSD ile geliyor ve 4K yerine 2K oyun deneyimi hedeflenmiş. Elbette seri izlesin, monitör ya da TV'niz destekliyorsa oyunları başarılı bir şekilde 4K'ya upscale edebildiğini ve belirli bazı oyunları da gerçekten yani native 4K olarak çalıştırabildiğini de unutmamak lazım. Bu yüzden bizim seçimimiz bu nesilde seri izlesi oldu. Açıkçası monitör konusunda seçim yapmak biraz daha zordu. Çoğu kişinin de benzer şekilde 2K 144 Hz bir monitör ile 4K 60 Hz arasında kaldığına eminim. Biz bu yüzden seçimimizi Asus'un Tuf Gaming VG27WQ modelinden yana kullandık. Bu model 2K'da 165 Hz, 1 milisaniye display HDR 400 ve FreeSync desteği Xbox Series S için çok ideal bir ekörü oldu. Ortalama 3.000 TL'ye satılan bu fiyat performans monitörü seçmemizdeki en büyük neden ise 2K bir monitör olmasına rağmen 4K 60 Hz sinyal kabul edebilmesi. Bu ne demek oluyor? Yani bu monitöre bağlanan cihazlar monitörü 4K 60 Hz bir görüntü birimi olarak görüyor ve dolayısıyla 4K içerik gönderiyorlar. Asus VG27WQ bunu keskin bir biçimde ölçekleyip 2K olarak bize sunuyor ve görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Xbox Series S ile kullanırken de Xbox'ın oyunları 4K'ya upscale etmesine neden oluyor. Dolayısıyla da herhangi bir 2K monitörde kullanmaya oranla nispeten daha iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Bu şekilde konsolumuzu upscale olarak 4K'da da kullanmanız mümkün oluyor. Bu özellik Asus'un birçok yeni modelinde daha mevcut. 2K 144 Hz monitörler de çok popüler seçeneklerden biri olduğu için e, hatta belki de bir tanesini hala hazırda PC'nize bağlı olarak da kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda yeni nesil oyunlara geçmeniz için sadece 3700 liralık bir maliyet yeterli olacaktır. Monitörde almayı planlıyorsanız ise Asus Tuf Gaming VG27WQ çok iyi bir seçenek olabilir. Şimdi gelelim aslında çoğu zaman öngörülmeyen, büyük maliyet oluşturan oyunlara. Tercihimizi Xbox'tan yana kullanarak aslında bir nevi bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Tahmin edebileceğiniz gibi üçüncü önemli bileşenimiz de Game Pass. Birçok popüler oyunu özel anlaşmalar ile kullanıcılarına sunan ve Xbox Game Studios'un oyunlarını da çıktığı gibi sisteme dahil eden Game Pass, ülkemizde ekonomik olarak oyun oynayabilmek için neredeyse tek seçenek gibi. Yakın zamanda EA Access'in de dahil olması ile çok fazla genişleyen bir kütüphaneye sahip olan Game Pass Ultimate'i de 1 yıllık Xbox Gold üzerine 1 aylık Ultimate alarak 300 TL'nin altına mal etmeniz mümkün oluyor. Bu şekilde küçük bir hesap yapacak olursak monitörünüz yoksa bile sıfırdan bir oyun sistemi kuruyor olsanız bile bir yıl boyunca çıkacak en yeni nesil Microsoft oyunları dahil sahip olacağınız yüzden fazla oyun da hesaba katarak toplam maliyetiniz ortalama 7000 TL'ye geliyor. Sanız bu şekilde 2K 144 Hz'de ışın izleme teknolojisine, HDR'a, yüksek FPS değerine ve hızlı bir SSD'ye sahip olan en iyi fiyat performans sistemini bulmuş oluyoruz. Unutmayın ki burada en ideal üst seviye sistemi değil, yeni nesil oyunları oynayabilmek için en uygun fiyat performans bileşenlerini bir araya getirmeye çalıştık. Belirttiğimiz kriterleri sağlayacak her şey dahil daha uygun bir sistem önerisi olan varsa elbette her zaman aşağıya yorumlara bırakabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.